Olayların perde arkasını insanlar bilmez. Yalnız Allah bilir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu hakkımızda. Biz tevekkül ederiz, biz sabrederiz. Ne güzel bir hikayedir. Uzak diyarlarda bir ihtiyar adam bir köyde yaşıyor. Ama bu adamcağızın bir atı var. Ama öyle böyle at değil. Küheylan, bembeyaz, muhteşem. Herkes hayran ona. Hatta Devrin sultanı bile hayran. Namı öylesine duyulmuş ki sultan o ata sahip olabilmek için elinde ne var ne yok ortaya koymuş. Gidin bana o ihtiyardan bu atı satın alın gelin. Yine adaletli bir sultanmış. Para göndermiş. O ihtiyardan bu atı satın alın gelin. Gidin el koyun getirin de diyebilirlerdi. Tarihte hikaye bile olsa böyle güzel sultanlar var imiş. İhtiyar demiş ki bu at demiş sadece bir at değil bu at sadece bir hayvan değil. Bu benim dostum demiş. İnsan dostunu satar mı? Demiş ve gelenleri geri göndermiş. Sultanın elçilerini parayla gelmişler ve köylü bir vatandaş geri gönderiyor. Sanki hikaye anlatıyoruz. Gerçekten de hikaye anlatıyoruz. Tabii köylü toplanmış gelmiş etrafına ve ihtiyar bunak demişler. Sultanın getirdiği hediyeleri, gönderdiği hediyeleri görmedin mi? Yahu bir at yani bir at. Neden satmadın? Halbuki atı satsaydın şu kadar malın mülkün olurdu, şu kadar paran pulun olurdu ve kendine iyi bir gelecek kurabilirdin, evladına iyi bir gelecek kurabilirdin. Yahu demiş onlara da bu benim sadece atım değil, bu benim arkadaşım, bu benim yoldaşım. Siz demiş acele edip hüküm vermeyin. Sadece deyin ki sultan senden atını istedi, iyi de para verdi, sen kabul etmedin ve atı satmadın deyin. Bu kadar deyin. Gerisini bilmiyorsunuz, siz de bilmiyorsunuz, ben de. Sadece Allah bilir. İhtiyar bunu demiş, misafirlerini uğurlamış. Hakikaten köylünün dediği gibi bir süre sonra bir kalkmışlar ki bir sabah ahırda at yok. Gitmiş at. Köylü bir feryat etmiş. Gelmiş ihtiyarın yanına ve ihtiyar demiş. Sen ne yaptın? Keşke sultana satsaydın. Şu kadar para alırdın, şu kadar pul alırdın. Bak şimdi at da gitti, para da gitti. Kaldın yine bir bostana, bir tarlaya. Ne yapacaksın? İhtiyar yahu demiş. Siz ne kadar acele ediyorsunuz bir şeye karar vermekte? Siz sadece görünenle ilgili bir şey söyleyin. Deyin ki atın kayboldu. Atın gitti. Senin atın artık yok. Atımın yok olması hakkında hayırlı mıdır, değil midir? Bunu ne siz bilebilirsiniz ne ben bilirim. Sadece Allah bilir atın gitmesinden dolayı öyle üzgündür ki diye düşünmüş köylü. İhtiyar ne dediğini bilmiyor demiş kalkıp çıkmışlar. Bir süre sonra 10-15-20 gün sonra artık hikaye bu ne kadar süre geçti bilmiyorum. Bir sabah bakmışlar köyün içerisinde bir gürültü, bir kişnemeler, bir haykırışlar filan at geri dönmüş. Ama tek başına da değil. 20 tane yabani atı arkasına almış ihtiyarın evinin önüne gelmiş. Köylü utanmış mı utanmış mı? O zaman köylülerde de şehirlilerde de bir utanma vardı. Hatayı, kusuru itiraf etme vardı. Gelmişler ihtiyar'a kusura bakma ihtiyar demişler. Hakkını helal et. Biz bilemedik. Önce sana şöyle şöyle söyledik ama meğer sen haklı çıktın. Bak bir atın vardı. Şimdi 20 tane atın var. Sen artık ömrünün sonuna kadar sen de yedi ceddin hısım akraban da rahat yaşarsınız. Bu atları satarsınız, eğitirsiniz. İhtiyar bakmış köylülere. Ya da şehirlilere ya da gelenlere, köylülerden maksadım kendisine gelen insanlar burada. Köylüler lütfen beni taanda bulunmasınlar, bana kötü bir şey düşünmesinler hakkımda. Mesela o, köyde yaşandığı için köylüler. Demiş ki köylüler, köylülere, siz demiş ne acele ediyorsunuz? Yahu evet, sadece söyleyeceğiniz şu ihtiyar gözün aydın, senin bir atın vardı, Gitti, geri döndük. Dönerken de 20 tane atla beraber döndü. Ama bu 20 atın bana hayır mı getirecek, bana şerli mi olacak? Ne ben biliyorum, ne siz biliyorsunuz. Acele edip karar vermeyin. Köylüler demişler ki bu ihtiyar 20 atı buldu. <laughs> Bizi de başından def etmeye çalışıyor. Yine böyle ileri geri konuşuyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam demiş ayrılmışlar. Adamın bir oğlu var bu ihtiyarın bir oğlu var. Bütün işini gücünü o görüyor. Tarlaya gidiyor, bostana gidiyor, yemeğini yapıyor, ihtiyar haliyle ilgileniyor filan. Aynı anda bu yabani atları da terbiye etmekle uğraşıyor. Derken atlardan bir tanesi sen bu ihtiyarın oğlunu sırtından at ve ayağını sağlam kır. Ayağı kırılan delikanlının ayağını alçıya almışlar o günün şartlarında. Üç ay mı, beş ay mı artık kaç ay yatacaksa yatacak. Köylü toplanmış gelmiş. Demiş ya ihtiyar sen yine haklı çıktın. Bak yirmi tane atın vardı ama bir oğlandan oldun. Şimdi artık iyice fakirleştin, iyice aciz duruma düştün. Senin ihtiyaçlarını kim görecek, kim karşılayacak demişler. Sen yine haklı çıktın kusura bakma. Yahu demiş. Niye böyle acele ediyorsunuz? Ben üzülmedim ki. Evet görünen bir musibet benim oğlumun ayağı kırık. Diyebilirsiniz ki evladım sen senin evladın attan düştü ve ayağını kırdı. Hakikat budur. Bunun ötesinde sadece Allah bilir ne olacağını. Ve ihtiyar sen de artık iyice akıldan oldun demişler. Yani oğlunun acısı, atların acısı sana vurdu. Ne dediğini bilmiyorsun. Demiş selamun aleyküm ayrılmışlar. Derken onlar daha evlerine varmadan köye bir münadi arkasında bir davulcu. Sultan'ın fermanı var. Nedir ferman? Dumbada dumdum dumbada dumdum. Nedir ferman? Ferman şu. Büyük bir savaş hazırlığı var. Eli silah tutan, eli kılıç tutan herkes orduya seferberlik ilan edilmiş ve öyle ihtiyarı dedi. Eli kılıç tutan herkes orduya yazılacak. Köylü toplanıp gelmiş ve öyle bir savaş değil. Gidenin dönme ihtimali çok zayıf. İhtiyar demişler sen yine haklı çıktın. Sen yine haklı çıktın çünkü bu öyle bir savaş ki giden geri dönmeyecek. Bak senin oğlun hiç olmazsa ayağı da kırık olsa senin yanında 3-5 ay sonra iyileşir ve yine mutlu huzurlu bir hayat yaşarsınız. Ama bizim evlatlarımız gidip belki de geri dönmeyecekler bir daha. İhtiyar demiş ki yahu siz niye bu kadar erken karar veriyorsunuz? Sadece hakikati söyleyin, görüneni söyleyin. Deyin ki, bizim evlatlarımız askere gitti, savaşa. Senin evladınsa senin yanında kaldı. Durum bu. Asker'e gidenin, savaşa gidenin mi Allah katında, kul katında hayırlı olduğunu, yanında duranın mı Allah katında ya da bizim nezdimizde hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Sadece Allah bilir her başımıza gelen hadiseye keşke böyle böyle bakabilsek. Aslında bu son dönemi çok iyi resmeden bir hikaye değil mi değerli dostlar? Son dönemi o kadar güzel resmi diyor ki herkes tanıdığımız tanımadığımız yüz binlerce insan bir önceki yıldan farklı bir yerde duruyor. Ama coğrafya, ama zaman, ama ülke olarak konumu değişmiş, yeri değişmiş, Mekanı değişmiş bir yerde. Peki gittiği yer mi, kaldığı yer mi hayırlı? Girdiği yer mi ya da hicrete gittiği yer mi hayırlı? Bu konuda hiç kimse net bir şey söyleyemez. Sadece Allah bilir diyeceğiz. Ve hakkımızda hayırlısın neyse Cenab-ı Hak'tan onu niyaz edeceğiz inşallah. Umutla ve duayla o güzel günlerin gelmesini bekleyelim efendim. Hoşçakalın.